Amerikan basından özetlerle devam ediyoruz. Bugün gazetelerin öne çıkardığı başlıkları Mehtap Çolak Yılmaz özetliyor. Evden merhaba. Amerikan gazetelerinin bugünkü manşetlerini en çok Başkan Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un müzakere masasına oturma teklifini kabul etmesiyle ilgili haber işgal ediyor. Washington Post karşılıklı askeri tehditler ve kişisel hakaretlerin aylardır Amerika ve Kuzey Kore arasındaki gerginlikleri tırmandırmasından sonra Trump ve Kim Jong-un'un Mayıs ayı sonuna doğru bir araya gelme olasılığı doğmasını olağanüstü bir gelişme olarak tanımlıyor. Ancak bu konuda uzman görüşlerine başvuran gazete, bugün yayınladığı makalelerde Trump'ın Kim Jong-un'un görüşme daveti üzerinde fazla kafa yormadan alelacele kabul ettiği görüşünü yansıtıyor. Kimi uzmanlara göre daveti peşinen kabul etmesi, Trump'ın görüşmelerin şartları ve gündem maddeleri konusunda elinde tuttuğu kozları kaybetmesi ve Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmanın erişmesi zor bir fantezi haline gelmesi anlamına geliyor. Bunun nedeni Trump yönetiminin olası görüşmeleri sağlam bir temele oturtmak için gereken ön hazırlıkları yapacak uluslararası müzakereler konusunda deneyimli bir ekipten yoksun olması. Gazetede yer alan Max Boot imzalı makalede ise daha kısa süre öncesine kadar Kim Jong-un'a mini roket adam diye hitap eden, benim nükleer düğmem seninkinden büyük diyen Trump, şimdi büyük bir tutarsızlık örneği sergileyerek Kuzey Kore liderine en büyük isteği olan uluslararası arenada meşruluk statüsünü adeta hediye ettiği yazılı. Washington Post bugün ayrıca İran'da bazı kadınların İslami hükümete meydan okuyan bir girişim başlatarak büyük kentlerin en kalabalık meydanlarında başörtülerini çıkarıp İslami kuralları protesto etmeye başladıklarını yazıyor. Gazete 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle cesur bir girişimde bulunan bu protestocu kadınların sayısının çok az olmasına rağmen yaptıklarının hükümetin gözünden kaçmadığını bildiriyor. Habere göre son aylarda benzer protesto gösterilerine kalkışan bazı kadınlar tutuklandı. İran'daki kötü ekonomik durumun halkın birçok kesimi arasında rahatsızlık yarattığı bir dönemde patlak veren başörtüsü protestosu, İran'da kadınların maruz kaldığı muamele ve uymak zorunda oldukları aşırı katı dini kuralları tartışmaya açtı. İranlı kadınlar protestoların yanı sıra sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyalarla da her gün karşı karşıya kaldıkları ayrımcılığa dikkat çekmeye çalışıyor. New York Times'a devam ediyoruz. New York Times ana sayfasında dün akşam 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul'da binlerce kadının katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşten bir fotoğrafı ana sayfasında paylaşmış. Gazete İstanbul'dan Bilbao'ya, Katmandu'dan Nairobi'ye dünyanın dört bir yanındaki kadınların geçen yıla damgasını vuran ve yankıları 2018'de de devam eden Me Too ve Time's Up hareketleri ışığında çok sayıda gösteri düzenlediklerini yazıyor. Habere göre bu yıl 8 Mart'ta düzenlenen yürüyüşlerin ana teması bu iki hareketin hedef aldığı cinsel taciz, şiddet ve tecavüzü iş yerinde eşitliği gündeme getirdi. İspanya'da feminist örgütler kadınları 8 Mart'ta para harcamamaya ve ev işi yapmamaya çağırdı. Arkalarına sendikaların desteğini alan ve ellerinde tencere tavalarla caddelere dökülen çok sayıda İspanyol kadın, kadının iş hayatındaki yer ve önemini vurgulamak için bir günlüğüne iş bırakma eylemi yaptı. Filipinlerin başkenti Manila'da ise sokağa çıkan kadınlar, devlet başkanı Rodrigo Duterte'nin Asya kıtasının kadın haklarını en çok çiğneyen lideri olduğuna dikkat çekti. Seul'deki gösterilerde ise cinsel dinamikler ve maaş eşitsizliği damgasını vurgu yaptı ve Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Sözü tekrar sana bırakıyoruz Özlem. Teşekkürler Mehtap. Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz.